en büyük şikayetlerden bir tanesi bir de terlerler. Sürekli terleme vardır onlarda. Hele hele bir de amfizem eşlik ediyorsa bakın şimdi değerli izleyicilerimiz, izleyicimizin sorusu koa diye geçiyor. Tamam. Orada hemen yardımcı olayım. Burada yapacağı şey kumarin bakımından zengin olan yulaf samanını kullanacak ama bunun etkin ana etkin maddesi kumarin ama tek başına kumarini tablet olarak verirseniz fayda görmez, hiçbir işe yaramaz. Yulaf samanı mı dedi? Yulaf hocam? samanı. Yulafı biliyorsunuz. Yeşil yulaf, buğdayın da yeşili var. Yulaf. Sararmayacak. Yulafı biliyoruz ama son zamanlarda yulafla alakalı da yapılan bir açıklama vardı. Yulaf ee, yenilmemesi gerektiği üzerine. Siz ne evet. düşünüyorsunuz yulafla alakalı? Şimdi efendim, olayı bilmiyorum. Bilmediğim konu üzerinde neden yenilmesin? Bir şeyini mi değiştirdiler? Ne yaptılar? Bir şey değiştiyse zaten onu yemiyoruz o ayrı. Yulaf genel olarak sağlıklı mıdır? Evet. Nasıl tüketmek gerekir? Yani yulaf, yulaf ekmeği olarak? E, yulaf ekmeği, yulaf ezmesi yaparlar. O kahvaltıda filan yoğurtla karıştırırsınız, hı. meyve koyarsınız içerisine. Hem e, iyi de su emer ama bol su içmeniz lazım. Hı hı. Aksi takdirde kabızlık yapar. Ama benim söylediğim bildiğimiz yulafın samanı. Nasıl kullanacak hocam? Yulaf yeşilken hasat edilir. Bakın sarartmayacaksınız onu. Çünkü beklerse sararıyor ya. Hı hı. Yulaf yeşilken daha Sara olgunlaşmış yeşil halde bunu hasat edeceksiniz. ondan sonra 50 derecede bunu hemen kurutacaksınız.